İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Terrain Sculpting çalışmalarına devam ediyoruz. Projemizi açalım. Geçen dersimizde mouse'umuzun bulunduğu yeri, daha doğrusu sculpting işlemini uygulayacağımız yeri gösterecek olan bir projeksiyon shader'ı hazırlamıştık. Onda bir problemimiz var, onu düzelteceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Şu anda çünkü tüm patch'i kaplamış durumda. Bu bizim kullandığımız patern, şu test patern sağ tarafta gördüğümüz. Bu aslında 512 512 bir image dosyası. Ama bunu tamamen büyük bir şekilde görüyoruz. Zaten bizim Sculpt tool'umuz projeksiyon işlemini yapan aşağı yukarı indirip çıkardığınız zaman kameraya benzer bir yapısı var şu anda. Tam alttaki teren yapısının içine aldığı anda birdenbire tüm hepsini birden kaplayacak şekilde gösteriyor. Dışına çıktığı zaman da hemen kayboluyor. Halbuki bizim istediğimiz şu gördüğümüz piramit yapısının içerisinde bir simge görmek istiyorduk. Onun gerçekleşmemiş olmasının sebebi şu. Eğer açacak olursak shaders kısmında geçen ders yazdığımız sıfırdan yazdığımız S alt çizgi Sculptool isimli shader'ın kodlarında Unity 4'ten gelen bir kısım var. Artık kullanılmıyor. Unity 5'te daha değişik bir yöntemle yapılıyor. O şurası set texture komutuyla oluşturulan şu blok. Bunun içerisinde şu matrix satırı işlev görmüyor artık. Zaten bu Unity 4'ten 5'e gelen pek çok shader'da sık rastlanılan bir durum. Bu matrix ifadesi tamamen göz ardı edildiği için, bunun yerine başka bir yöntem kullanıldığı için bu kısım çalışmıyor. Şu iki satır çalışıyor ama şu matrix çalışmıyor. Bir de yukarıda stencil tanımlanırken şu parantez içerisindeki text generation object linear ifadesi de artık kullanılmıyor. Onu kaldırıyorum. Bir. İlk yaptığım o. İkinci yaptığım o set texture bloğunu kaldırıyorum. İki. Onun yerine yeni yöntemde şöyle yapıyoruz. C kodu yazdığımız kısmı başlatıyorum. CG program diyorduk. Ve bitirirken de yine altına end CG diyorduk. Ve bunun içerisine araya esas texture ile ilgili işlemleri yapacak C kodlarını yazacağız. İlk olarak kalıp şeklinde düşünebileceğimiz iki tane tanımlamamız var. Pragma diye başlıyoruz. Vertex shader ile ilgili işlemleri yapacak olan fonksiyonun ismi vert olsun demiş olduk. Diğeri de yine pragma tanımlama yapıyoruz. İkinci shader fragment shader fonksiyonunun ismi de frag olsun diyoruz burada. Bunları yalnız DS koyduğu için Visual Studio, biz DS koyduğumuz için en başına Visual Studio satır başına kendisi otomatik kaydırıyor. Onları ben yeniden normal yerine aldıktan sonra bir struct tanımlamasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala da şu anda CG program bloğunun içerisindeyiz. C kodu yazıyoruz. Bir struct tanımlaması yapacağız. Bu struct tanımlamasının adı Vertex to Fragment kısaltılmış şekliyle. İçindeki yapıda şunlar yer alacak. İki tane float 4 cinsinden değişken var bu yapının içerisinde. Bir tanesinin ismi UV Shadow olsun. Bilgisi şuradan gelecek. Texture koordinat 0. Bu sabit bir ifade. 0. Diğeri de yine float 4 olacak. Onun da position pos olsun. Alacağı bilgi şu sabit ifadeden geliyor. SV alt çizgi position noktalı virgül. Bu struct yapısını bitirdik. Ve şimdi bir de projektörle ilgili bilgileri burada kullanabilmek için aynı isimde bir değişken burada da tanımlıyoruz. Yani bu CG program yapısının dışında aslında şu değişken var. Bununla ilgili bilgiler var. Ama burada aynı isimde kullanabilmemiz için muhakkak değişken olarak tanımlamamız gerekiyor. Şimdi fonksiyonları yazmaya başlayalım. Vertex shader ve
fragment shader'ı yazacağız. Önce vertex shader'ı yazıyoruz. Geriye V2 F döndürmek durumunda olduğu için bu şekilde başladık. Fonksiyon tanımlamasına ismi vert. Zaten öyle olmasını istemiştik. Bu parametre olarak float 4 tipinde bir vertex bilgisi gelecek buraya. Bu vertex bilgisi yine sabit position değeriyle shader lab tarafından bu fonksiyona iletilmiş olacak. Bu da bu vertex bilgisini kullanarak V2F hesap edip geri döndürecek. Onun için sıfırdan bir V2F değişken tanımlaması yapıyoruz. Mesela O ismini verelim. Out'un ilk harfi anlamında. Onun iki bileşenini belirleyeceğiz. Bir tanesi pozisyon bilgisi. Multiply fonksiyonu parantez içerisinde. Yine shader lab'imize verdiği hazır bir bilgi. Unity Matrix MVP. Bu bilgiyi kullanıyoruz bu fonksiyonda. Bir de vertex bilgisini kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Pozisyon hesap ettirip onun pos bileşenine yüklüyoruz. İkincisi UV Shadow bileşenini hesap ettireceğiz. Yine aynı şekilde multiply hazır bilgi dışarıdan gelen projektör bilgisi. Bir bu lazım. Bir de yine vertex bilgisi lazım. Bu iki bilgiyi kullanarak O'nun UV Shadow bileşenini de hesap ettiriyoruz. Ondan sonra onu return diyerek çıkışa veriyoruz. Vert bu kadar. Şimdi bir de fragment shader'ı tanımlayacağız. Hazırlayacağız. Yani ondan önce yine iki tane dışarıdan gelip de burada kullanılabilecek olan iki bilgi var. Bir tanesi color bilgisi. Yukarıda biliyorsunuz şu en kısımda properties bölümünde alt çizgi color isimli değişken var. Bizim renk paletinden seçtiğimiz renk bunun içerisine yükleniyor. Ama bizim onu CG program yapısı içerisinde kullanabilmemiz için burada tekrar muhakkak tanımlamamız gerekiyor. Aynı deminki gibi. Onu tanımladık. Bir de sampler yine 2D cinsinden alt çizgi stencil. Bu da diğeri. Yani gene dışarıdan gelen bloğun dışından gelen şu stencil bilgisi. Yani bizim Unity'de şu sağ tarafta şey seçiliyken materyal seçiliyken shader da seçiliyken color bu. Alttaki de stencil dediğimiz şu bilgi. Onun da CG yapısının içerisinde kullanılması için aynı isimle tekrar tanımlanması gerekiyor. O iki tanımlamayı yaptıktan sonra artık son olarak esas rengi geri döndürecek olan bizim sonuçta gördüğümüz rengi geri döndürecek olan fragment shader yazıyoruz. Geriye renk döndürecek. Fix 4 cinsinden bir değişken döndürecek. Parametre olarak da vertex to fragment tipinde değişkeni alacak. Onu kullanarak çünkü hesaplama yaptıracak. Ve üst üste iki nokta diyoruz burada da. SV alt çizgi target dedikten sonra şöyle bir süslü parantezde yazmaya başlıyoruz. Hesaplattırmayı yaptıracağız. İlk olarak madem fix 4 cinsinden bir değer geri döndüreceğiz. O cinsten bir değişken tanımlayalım ve tanımlarken de daha text2d proj fonksiyonu ile stencil'deki texture bilgisini Unity'den bize hazır olarak verilen Unity proje projeksiyonun projesini, projenin değil projeksiyonun proje alt çizgi koordinat bilgisi bize hazır olarak veriliyor. O bilgiyi de kullanacağız. Alacağı parametrede fonksiyonun parametresi olan i'nin UV Shadow bileşenini kullanarak ve aynı zamanda stencil'de kullanarak text2d projeksiyon fonksiyonuyla geriye döndürülecek olan renk değeri hesap ettiriliyor. Ama işimiz bitmiyor bununla. Çünkü bundan sonra bir de rengi işin içine sokacağız. Bir üst satırdaki text'in RGB'sine çarpı eşittir diyoruz. Renk paletinden gelen rengin RGB'sini üstüne bindiriyoruz. Multiply yaptırıyoruz. Bir de yine text'in alfasında bir değişiklik yapacağız. Alfasını ters döndürmemiz lazım. Çünkü o T şeklinde ve yuvarlak çember şeklindeki ifade
resim alfayı ters çevirmezsek tüm dış kısımlar renkte olacak. Yuvarlak çember ve T'nin içi alfa olacak. Onu çevireceğiz ki sadece o kısımlar opak olsun, dış kısımlar şeffaf olsun. Onun için alfayı ters çeviriyoruz. 1.0 eksi yine text s'in alfası dedikten sonra bu ifadeyi artık burada return ile geri döndürüyoruz ki ekranda ekran kartından geçerek ekranda bunu görelim. Biraz düzeltelim burayı. Şunları içeri aldı. Daha doğrusu dışarı aldı. Fonksiyonun içinde aynı hizada bulunsunlar hepsi de. Evet. Yukarıdaki gibi onu da düzelttik. Ve buradaki işimiz bitti. Şimdi çalıştıracak olursak Ctrl S ile kaydettim. Unity'ye döndüm. Bir hata var mı diye bakıyoruz. Şu anda bir hata var mı? Şurada aslında T gibi bir şey görmemiz lazımdı. Bir kontrol edelim tekrar. En güzeli çalıştırıp bakmak. Play düğmesine tıkladım. Çalıştıktan sonra biraz yukarı çıkartacağız. Scalp tool çünkü şu anda tam 0.0.0 noktasında. Biraz yukarı çıkardığımız zaman bakın görüntüye geldi. Burada birkaç problem var. Onu düzelteceğiz. Şöyle geri çekelim. Bakın geçen dersteki problem ortadan kalktı. Eğer yakından bakacak olursak artık normal bir şekilde bir fırçanın bulunduğu yeri, mouse'un bulunduğu yeri gösteren bir simge şekline dönüştü bu. Yalnız bizim player'ın üzerinde renk bırakıyor. Onu engelleyeceğiz. Onun için layer sistemini kullanacağız. Bir de artık bu bizim mouse'umuz hangi noktaya giderse kendisi otomatik olarak bu simge onunla beraber hareket edecek. Bunun için bir raycast işlemi uygulayacağız. O işlemleri yapmaya başlayalım. İlk olarak unutmadan bir de bu test pattern isimli texture'ün sağ tarafında tipini advanced yapmıştık. Onun için bir de generate mipmaps'i kaldırmıştım ben. Şurada. Onu tekrar devreye sokuyorum. Problem yaratabiliyor diye onu kaldırmıştık. Uzak kısımlarda. Yalnız onu tekrar devreye sokup border mipmaps'i de devreye sokarsak yine problem olmuyor. O yüzden bu ikisini devreye tekrar soktum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve bundan sonra Terrain Sculptor'dan çalışmaya başlayacağız. Terrain Sculptor C# dosyası bu. Burada ilk olarak Handle Sculpt Tool fonksiyonun içerisinde henüz boş hiçbir şey yok. Bunları en baştan oluşturmuştuk. Daha sonradan içini dolduracağımı söylemiştim. Raycast ile ilgili kısmı işte bu Handle Sculpt Tool'un içinde oluşturacağız. Yazmaya başlayalım. Bize bir Raycast Hit lazım. Adı Hit Info olsun. Sonra göndereceğimiz Ray'in ismi Variable Ray eşittir. Ana kameradan göndereceğiz. Onun için kamera nokta main nokta screen point to ray özelliğini kullanıyoruz fonksiyonunu. Parametre olarak bizim mouse'umuzun bulunduğu yeri kullanacak mouse position. Bir alt satırda artık göndereceğiz. Yani if diyoruz physics nokta raycast'imizi yapıyoruz. Parantez içerisinde. Hangi bilgiler gidiyor? Ray'i bildiriyoruz. Bir yere çarptığı zaman çarptığı yerle ilgili bilgileri yükleyeceği nesne hit info. Yukarıda tanımlamıştık. Onu burada belirtiyoruz. Bunun içerisine yazıyoruz. Yani sadece bu kadar. Diğer parametrelerini kullanmamıza gerek kalmayacak. Süslü parantezleri açtık. İçinde yapacağımız işlem daha önceden tanımlı olan position değeri hit info yani çarptığı yer neyse onun point noktasını saklıyoruz. Lazım olacak çünkü. Brush objemizin transform nokta position'ını yani o T şeklindeki simgenin yerini şu şekilde oluşturuyoruz. New vector 3 yukarıda elde ettiğimiz position'ın x değeri. Y'de yukarı doğru çıkartıyorum. Çünkü engebeli olduğu zaman
Re'yi mümkün olduğu kadar yukarıdan göndermemiz gerektiği için olabilecek mümkün olduğu kadar yüksek bir sayı 5000 değerini verdim. Position içinde Z position'ı Z parametresinde yine olduğu gibi kullanıyoruz. Bu kısım bu kadar. Şimdi bir de statik terrain sculptor içerisinde şu materyal tanımlandıktan sonra projektörü biraz değiştireceğiz. Projektörün tipini ortografiye çeviriyoruz. Hatırlarsanız ders başında göstermiştim size. Aynı kameranınki gibi perspektifte. Onu ortografiye çeviriyoruz birincisi. İkincisi size'ını, ortografik size'ını, madem ortografik değiştirebiliriz artık. Size'ını 10 yapıyoruz. Bir de yine projektörün tekrar far clip plane, yani uzak nokta kesim düzlemini yine biraz fazla ileri atmamız lazım ki görüntümüz arka taraftan kesilmesin. Bu şekilde yüksek bir rakam verdik. Bir de bu fonksiyonu, yani Handle Sculpt Tool, biraz önce yazdığımız şu Raycast'i gönderdiğimiz Handle Sculpt Tool fonksiyonunun bir yerden çağrılması lazım. Bu haliyle tek başına duruyor şu anda. En mantıklı olan update'in içerisinde onu çağırmak. Onu da yazdığımız zaman burada denememizi yapabileceğiz. Ctrl C ile kaydettim. Unity'ye döndüm ve play düğmesine tıkladım. Bu arada biraz önce şu Generate Mipmaps'i tekrar devreye sokup Border Mipmaps'i de tiklemiştim. Apply düğmesine tıklamadığım için şimdi burada beni uyardı. Ona Apply dedim. Çalıştığı zaman eğer bir hatamız yok ise mouse'umuz nereye giderse bu simge de o şekilde onunla beraber hareket ediyorlar. Şu anda eksik olan bir player'ımızı da boyuyor. Onu engelleyeceğiz layer sistemiyle. Bir de bu simgenin küçültülüp büyütülmesi işlemini yapacağız. Mesela şu anda biraz büyük bu. Zaten fırçalarda biliyorsunuz, fırçayla çalışılan edit işlemlerinde fırça küçültülüp büyütülme işlemi muhakkak gereklidir. Onu da yapacağız. Şimdi tekrar kod kısmına geri döndük. Yine en baş kısımda Static Terrain Sculptor'da Brush Object'i ilk tanımladıktan hemen sonra ona bir layer verelim. Brush Object diyoruz. Nokta layer eşittir. Layer mask kullanılarak, çünkü isim olarak bildiğimiz bir layer'ı gerçekten layer'a çevirmek için hazır bir fonksiyon var. Name to layer. Mesela terrain isimli layer'ı atayalım. Brush object'i, yani o simgeyi ekranda dolaştırdığımız, biraz önce gösterdiğim. Sonra bir de komponent ekledikten hemen sonra projektör komponentine projektör işlemi hangi layer'ları göz ardı etsin? Ignore layers özelliği var. Hazır. Onu kullanacağız. Bir olumsuzluk işareti kullanıyoruz. Yani şimdi yazacağım şeyin dışındakileri ignore edecek. Onun için buraya da yine layer mask'in name to layer özelliğini kullanarak doğrudan bir isim yazabileceğiz. Terrain. Yani sadece terrain'in dışındakileri göz ardı edecek bir ifade yazmış olduk burada. Eğer tekrar çalıştırıp player'ımızın üzerine deminki gibi kırmızı bir boya atıp atmadığını inceleyecek olursak, bu layer sistemini işin içine soktuğumuz için bakın artık yakına getirsek bile simgeyi bizim player'ımızın üzerinde bir boyama yapmıyoruz. Zaten biz de onu istemiştik. Devam ediyoruz. Bir de boyutla ilgili, yani bu simgenin ikonun T şeklindeki ikonumuzun, ki daha sonra da onu değiştireceğim, tamamen yuvarlak bir kırmızı halka olacak. Onun büyüklüğünü küçültüp büyütebilmek için Terrain Sculptor'da gene hep aynı yerde çalışıyoruz. En başta birkaç değişken tanımlayacağız. Bir tanesi, en yukarı yazıyorum, private olacak, constant olacak, float pinde, ismi size min, yani en küçük boyut 2 olsun. Yine bunun aynısı, private const diyoruz. Yine float tipinde. Bu sefer de size maximum fırça için 300 olsun.
Bu iki değeri kullanacağız. Ve ayrıca projektörü tanımladıktan hemen sonra da bir de madem bize ne lazım? Private, static, float tipinde brush size. Yani brush'ın, fırçanın büyüklüğünü saklayacağımız bir değişken lazım private cinsinden. Onu da tanımladık. Şimdi Terrain Sculptor'ın konstrüktör fonksiyonunun başında hemen ilk anda bir brush size'ı 10 değerine getirelim. Daha sonradan da şu orthographic size'ı artık sabit bir sayıya değil, yukarıdaki brush size'ın mesela bölü 2F yarısı kadar bir değerini kullandıralım. Şimdi gelelim handle brush'ın içerisine. Yani fırçanın küçültülüp büyütülmesi işlemini klavyeden bastığımız tuşları denetleyerek burada belirleyeceğiz. Input nokta get key diyoruz. Parantez içerisinde KBL harflerini kullanacağız. Keycode nokta K. Buna basıldıysa eğer, o zaman yapacağı işlem brush size'ı alacak. Eşittir metf'in metf sınıfının clamp fonksiyonunu kullanacak. Clamp'in değerlendireceği değer brush size'ın 0.1 azaltılmış değeri. Eğer şu iki değer arasındaysa problem olmayacak. Önce minimum değeri yazıyoruz, size minimum. Sonra da maksimum değeri yazıyoruz, size maksimum. Clamp biliyorsunuz alttan ve üstten sınırlıyor. Yani size minimumdan küçükse size minimumda tutuyor. Size maksimumdan büyükse onu geçmesini engelliyor. Ve bunu belirledikten sonra brush size'ı projektörün orthographic size'ını artık burada yeniden atamasını yapabiliriz. Doğrudan doğruya brush size'ı alıyoruz. Bölü 2F diyoruz. Bu ifadenin aynısı bir daha lazım. Tekrar yazmamıza gerek yok. Kopyaladım, yapıştırdım. Sadece else if diyeceğiz. Bir de yukarı alırsak daha iyi gözükür. Şöyle. Else if dedik. Hatta şu süslü parantezi de şuraya alalım. Sağdakini sildik. Yani diğerinde yalnız K değil L olacak. Ve eksi değil artı olacak. Büyütmek için fırçanın değerini. Bunu da yaptıktan sonra bu fonksiyonu da çağıracak bir yer olması lazım. Şu anda kendi içinde bir fonksiyon. Handle brush isim fonksiyonu. Aynı demin yaptığımız gibi update sürekli program çalışırken play modunda sürekli çalışan update fonksiyonu içerisinde biraz önce eklediğimiz handle sculpt'un üstüne ondan daha önce yapsın bunu. Handle brush isimli fonksiyonu buradan çağırıyoruz. Ctrl-C ile kaydeder, Unity'ye döner ve play düğmesine tıklayacak olursak, bir elimizde K ve L tuşlarında olursa, fırça ekranda gözüktüğünde K tuşuna bastığımda bu şekilde küçülttü. Veya L tuşuna bastığım zaman şu anda büyütme yapıyor. O belirlediğimiz sınıra kadar büyüyecek. O oldukça büyük bir sınır. Böyle sürekli elimi çekmiyorum hiç. L'den büyüdükçe büyüyor. Ama bir yerde tabii şimdi tekrar K'ya basıyorum. Yeniden küçültüyorum. İşte bunu fırçayı küçültüp büyütmek için kullanacağız. Ve sonraki derslerde artık yavaş yavaş bu fırçanın bulunduğu yerde mesela mouse'un sol butonuna tıkladığımız zaman tam bu fırçanın alanı içerisindeki kısım yukarı doğru yükseklik kazanacak. Veya bir elimiz kontrol tuşuna basılıysa aşağı doğru çukur oluşturacak. O tür işlemleri de yapmaya başlayacağız. Bu derste yapacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.